kesin en kocaman düşmüştür. Oo. Kıyamet kopacak demek ki. Neden? Seni buraya cebren ve ile getirmedik ya. Kendi ayağınla geldin o bakımdan. Babam hep sobada yapardı bize kestaneleri. Şu en dolgun, en kocaman olanı da var ya böyle hop diye kaçıveriyordu soba deliğinden içeri. Yazılı olmayan hayat kuralı. Kestaneyi seviyorsun ha? Kestane sevilmez mi? Ayrıca Bursa'dayız biz. Kestanenin harman olduğu yer. Kim sevmez ki? Annem sevmezdi. Babam da hep sobada yapardı bize kestaneyi. Teker teker söğür önümüze koyardı. Kendi bir tane bile yemezdi. Senin annen... Yaktık be kestaneyi. Öyle bedavaya kestane yok uzun kirpik. Hadi şunları soymaya başla. İçecek bir şeyler koyayım ben de. Babam elimiz yanmasın diye kestane soymamıza izin vermez. Kendi soyar verir bize hep. Bak kocaman kız olduk. Hala bile izin vermiyor biliyor musun? Babamın evinde prensestim. Burada kül kedisi muamelesi görüyorum diyorsun. Baban iyi adammış. Dünyanın en iyi insanıdır o. Hem babalık yaptı bize hem annelik. Bir dediğimizi iki etmedi biliyor musun? Hep gönlümüzü hoş tuttu. Tek bir damla gözyaşı bile akıtmadı bizden. Porti. Vallahi en iyisi bu. Ah. Kaybolan değerimiz. Peki gerçek baban? Ona ne oldu? Sen nereden biliyorsun bunu? Babamın kim olduğunu öğrenmeyi, bir kere yüzünü görmeyi diliyorum. Ben her şeyi bilirim. Ama söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Gerçek babamı hiç tanımadım. Ben daha bebekken ölmüş yani. Bir yılan öldürmüş onu. Yılan mı? Sonra annemi İbrahim Usta diye biriyle tanıştırmışlar. Onun da bir kızı varmış. Karısı doğum yaparken vefat etmiş. İpek işte benim kardeşim. Annem İpek'e annelik yaptı. İbrahim baba da bana babalık yaptı. Vay be. Ne insanlar var. Kimi kendi kanından olmayan bir çocuk için canı pahasına annelik babalık yapıyor. Kimi de kendi canının parçasını sokağa atıyor. Babama bakmama izin verir misin? Lütfen. Gündüzleri gideyim hastaneye en azından. İstiyorsan adam ver yanıma. Bak söz veriyorum ben buraya döneceğim. Lütfen. Karşılığında ben de bir şey isterim ama. Sen karşılıksız hiçbir şey yapmaz mısın? Bu soruyu daha önce sormuştum. Bak. Yarın akşam bir nişan daveti var. Bursa'nın tüm kalburüstü insanları bu davete gelecek. Tabii ben de gideceğim. Sen de bu davete benimle katılacaksın. Gelmem kardeşinle git. Gülenmem olmaz. Orada görmek istemeyeceğin insanlar var. Seninle toplum içinde çıkacağım falan mı sanıyorsun? İyice delirdin. Babanı görmek için de mi gelmez?
Gelmem. Peki benim de gelmen için ne yapmam lazım? Şu gökteki yıldızları saçlarıma indirirsen gelirim. Yani hayır. Bunu istiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim ama aldığınız çok daha gösterişliydi. Yo yo, bu başkanın kızına değil, başka birine. Patron? Yıldızları saçına yağdırmam gereken biri var da. Bunu yan yana zincir üzerinde taç gibi, toka gibi bir hale getirebilir misiniz? Tabii ki efendim, memnuniyetle hazırlarız. Ancak sadece bu yıldız bile tek başına 8.000 dolar. Size maliyeti çok küçük olur. Sana fiyatını sorduk mu Fehmi? Fehmi'ydi değil mi? Evet efendim. Yapabilir misin, yapamaz mısın onu söyle. Hayır efendim, elbette yaparım. Bir hafta içinde de elinizde olur efendim. Bugün. Akşam elimde olacak. Anladın mı? Tamam efendim. Baban nasıl? İyi. Bu elbise ne? Kuaför geldi, aşağıda seni bekliyor. Hadi giyin. Tam bir saatim var. Ben sana seninle davete gelmeyeceğim demedim mi? Hayır. Böyle bir şey demedim. Yıldızları saçlarıma indirirsen dedin. İndirdin mi? Hadi gel bakalım. Gel şöyle. İşte istediğin oldu. Yıldızları saçlarına indirdim. Hadi giyin şimdi. Gerçekten yıldızları saçlarıma indirdim. Canım, senin için hazırladım bak. Hadi ye bunlardan, çok faydalı. Yok, istemiyorum. Ne demek istemiyorum?
kilo yapıyor. Akşam oldu, biz bu akşam yemeğini yemeyecek miyiz? Yoksa yemek yemek için de Gül Cemal Bey'in komutunu mu bekliyoruz? Hayır canım, onlar zaten yoklar ki bu akşam. Nişana gidecekler. Başkanın kızının. Sen yemek istiyorsan eğer yiyebiliriz değil mi? Garan hazır yemek. Hazır. Yok şeyi anlamadım ben, onlar dedin ya, onlar kimler? Hoş geldin canım. Hoş bulduk anacığım. Abicim. Söyle abim. Hayırdır? Kıza elbise almışsın. Ne var bunda? Yani ne bileyim. Gül Cemal Bey'den hiç beklenmeyecek hareketler. Yani sen ve bir kadına elbise almak. Ne alakası var? Daha da mıyım ben? Evet. Tövbe tövbe. Takılıyorum ya. Ya abi bir şey soracağım. Yani tamam bu jestler, bir elbise almalar falan, bunları anladık da şimdi siz bu davete gideceksiniz yani beraber. Yani siz ikiniz yani tam olarak oraya yani ne olarak gidiyorsunuz? Onu şey ettim ben. Deva benim sağ kolum olacak. Tamam mı? İçin rahatladı mı? Allah Allah. Hadi nerede kaldı bu kız? Deva! Deva bir saatin çoktan doldu. Geldim. Önden buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.